Çok değerli arkadaşlarım, çok değerli Merkez İlçe Başkanım ve değerli arkadaşlarım, çok değerli dinleyici, izleyici kardeşlerimiz, Saadet Partisi'nin yapmış olduğu il yönetim kurulu toplantısı inşallah hayırlara vesile olur. Bundan sonra her il yönetim kurulu toplantımızın açılışında Türkiye gündemi ve Isparta gündemini değerlendirmek için basın açıklamasıyla beraber toplantımızı başlatacağız. Tabii ki şu anda gündemimizde olan, daha doğrusu medyanın gündeme getirdiği, hükümetimizin gündeme getirdiği en önemli mesele referandum. Referandum neden gündeme geldi? Hiç gündemde yoktu. Ama Sayın Bahçeli televizyonda bir açıklama yaptı. O açıklamadan sonra AK Parti de bunu gündeme getirdi. Hiç gündemde olmayan konu milletin gündemine girdi. Biz bunu anlayamadık. Bir anlayamadığımız mesele, referandumdan sonra bu anayasa değişikliğinin uygulanacağı zaman 2,5 sene var. Bu 2,5 sene önceden neden bu oylama yapılıyor? Bunu da anlayamadık. Hani seçim yapılır, oylama yapılır, yarın uygulamaya geçilir, bunu anlarız. Ama şimdi oylama yapılıp da 2,5 sene sonra uygulamaya geçilmesini biz anlayamadık. Neden 2 sene sonra bu referandumu yapılıp da hemen arkasından uygulanmadığını da anlayamadık. Üçüncüsü, ülkemizin bu kadar sorunu varken bu referandumun gündeme girmesi anlaşılır bir mevzu değil. Ülkemizde biliyorsunuz turizm gerilemiş, işsizlik rekor kırmış, dolar rekor kırmış, zamlar rekor kırmış, piyasa kilitlenmiş, esnafımız büyük bir sıkıntıdayken bunların sorununa çözüm bulması gerekirken referandum şu anda en önemli mesele halinde. Milletin sorunlarıyla ilgilenmeyenler kendi sorunlarını milletin sorunlarının önüne geçirerek işte bugünkü gündeme geliyoruz ki bu da referandum oluyor. Bunu da biz anlamış değiliz. Yine anlayamadığımız bir konu, kutuplaşma körükleniyor. Yani bu referandum oylamasında evet veya hayır diye milletimiz ikiye bölünmek isteniyor. Biz Saadet Partisi olarak kutuplaşma değil kucaklaşma istiyoruz. Genel Başkanımızın da yapmış olduğu açıklamalarda bu milletin birbirinin kardeşi olduğunu sürekli hatırlatıyoruz. Yapılan propagandalarda şu söyleniyor. 15 Temmuz'da askerimize, polisimize, halkımıza ateş açanlar hayırcıdır. Ne biçim anlayış bu? Şehit olanlar evetçidir. Biz Saadet Partisi Milli Görüş olarak 15 Temmuz'da 22 tane şehidimizi verdik. Ama hayır dediğimiz için de teröristler sınıfına atılıyoruz ki bu çok ayıp bir şey. Biz aynı ülkede beraberce yaşıyoruz. Evet diyenler de hayır diyenler de ne teröristi ne de haindir. Bu millet kardeştir ancak her insan aynı düşünmek zorunda değildir. Farklı düşünceler olabilir. Bizi böyle bölmek isteyenlere karşı da biz asla razı değiliz. Bu milleti kucaklıyoruz. Yine anlamadığımız bir konu. Televizyonlarda, medyada her gün referandum konusu tartışılıyor. Bizim 110 bin tane avukatımız varken Türkiye'de, 84 tane hukuk fakültemiz varken, 11 bin tane hakimimiz ve savcımız varken ne yazık ki televizyon kanallarında köşe yazarları ve spikerler bu anayasa değişikliğini tartışılıyor. Halbuki bu milletin aydınlatılması için bunu ehilleri tartışması lazım ki doğrusunu halk görsün ve doğrusunu seçsin. Biz bu referandumu 16 Nisan akşamı biteceğine inanıyoruz. Isparta'da ve Türkiye'de yaşayan insanlar o akşamdan sonra yine beraber çay içecekler, komşulukları yine devam edecek, akrabalıkları yine devam edecek. Onun için şimdiden evet, hayır diye bu halkımızın birbirini kırmasına razı değiliz. Böyle bir şeyi de istemiyoruz. Saadet Partisi olarak da kutuplaşmaya gerek yok ama kucaklaşmaya gerek var diyoruz. Çünkü evet de diyen, hayır da diyen bu milletin öz evlatlarıdır. Bizim propagandamız bu şekilde devam edecek. İnşallah bu referandumda güzel bir şekilde biter.
Bütün dileğimiz de budur. Son olarak da şu açıklamayı yapmamda fayda var. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, 10 Mart Cuma akşamı saat 8.30'da Halı Sarayı'nda Erbakan'ı anma ve anlama programı hazırlıyoruz. Bu programda Refah Partisi Van Milletvekilimiz Fethullah Erbaş Bey konuşmalarını, sunumlarını yapacaklardır. Değişik etkinliklerimiz vardır. Bu programda bu ülkeye büyük hizmetler yapmış Türkiye Cumhuriyeti'nin en başarılı başbakanı olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anacağız ve onu anlamaya çalışacağız. Bu programa da hem Ispartalı kardeşlerimizi tamamını davet ediyoruz. Orada inşallah güzel bir şekilde, güzel bir program uygulayarak, kucaklaşarak ayrılırız diyoruz. Biz Saadet Partisi olarak gelecek günlerin en güzel olması için Cenab-ı Allah'a niyaz ediyoruz. Ve bütün çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.